Şimdi Erbakan hocamızın internette de bulunan videosunda söylediği sözü bir kez daha hatırlayalım. Urfa'da da hatırladık. Karadeniz'de 80 yaşında bininle abdest aldıktan sonra su döken çocuğa sordu. Hangi partiden, Halk Partisi'nden deyince o öyleyse abdestim sayılmaz. Yeniden almam lazım yere dedi. Diyordu ki ya CHP'nin döktüğü suyla abdest bile olmaz diyordu. Allah gani gani rahmet eylesin. Neden? Çünkü bu yaşanmış bir olay. Geçmiş tarihte Karadeniz'de bir köyde CHP ekibi seçim için köyü ziyaret ediyor. O ziyaret sırasında 80-85 yaşında bir ninemiz abdest alıyor. CHP'li genç de diyor ki nineciğim ben sana yardımcı olayım abdest alırken suyunu dökeyim. Döküyor, ninemiz abdestini alıp bitiriyor. Sonra sohbet ederken diyor ki sen hangi partiden gelmiştin? CHP deyince uy desene bizim abdest de olmadı diyor. Karadeniz ninemiz. Şimdi bu yapılanlar, bu icraatlar, bu söylemler ortaya konulduğu zaman o Karadeniz'in nenemizin ne kadar haklı olduğunu görüyorum. Efendim LGBT insan hakkıdır, özgürlüktür, kişisel tercihtir. Ya siz 28 Şubat'ta başörtülü hanımların başından başörtüsünü çekiyordunuz. O kişisel tercih değil miydi? O özgürlük değil miydi? O herkesin kendi hayatı değil miydi? Tıp fakültesini birincilikle bitiren doktor adayı başörtülü hanımefendiye hayır başın örtülü olduğu için ödül törenine, diploma törenine katılamazsın, kürsüye çıkamazsın diyordu. Başörtüsüne gelince 5 yaşında çocuğa Kur'an öğretmek isteyince bu sefer ne özgürlük var, ne kişisel tercih var, ne insan hakkı var. Ama LGBT'ye gelince, eşcinselliğe gelince, sapkınlığa gelince kişisel tercih, özgürlük, özel hayat, insan hakları işte bunların gerçek yüzü bu. Bunlardan bu ülkeye, bu millete bir hayır gelmez. Ben ne dedim? Ülkemizin, milletimizin, devletimizin, yeni nesillerimizin bu zihniyete, bu yapıya teslim olunmasına, edilmesine vesile olmamak adına biz Cumhur İttifakı'nda yer aldık. Böyle bir durumda bize düşen buydu. Sadece bunlar değil. İşte söylediklerimizi doğrulayan bir diğer gelişme daha. Mecliste iktidar kanadı başörtüsüne anayasal bir güvence getirelim diye harekete geçti. Yedili masanın meclisteki temsilcileri HDP ile İYİ Parti, CHP dediler ki hayır bize gelmeyin biz bunu kabul etmiyoruz. Neden etmiyorsun? Çünkü bu düzenleme laikliğe aykırıdır diye kabul etmiyoruz. Alın size 28 Şubat zihniyeti. 28 Şubat'tan ne farkı var bu söylenen? Ya bir insanın okuluna, iş yerine, kamu kurumuna inancının gereği olarak başını örterek gitmesi. İsteyen açarak gider, isteyen örterek gider. Örterek gidilmesine bir mani olmasın diye bir düzenleme yapılacak. Bunun laiklikle ne alakası? Hayır laikliğe aykırıdır diye bunu kabul etmiyoruz dedi. Yedili masanın yedinci ortağının seçimlere girmek için kurduğu partinin seçim bildirgesinde ne diyor? Okullardan din dersini kaldıracağız. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı inanç işleri başkanlığı haline getireceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör operasyonlarını durduracağız. Suriye'nin kuzeyinden Türk askerini çekeceğiz. Yani orayı PYD'ye, YPG'ye teslim edeceğiz. Yine CHP'nin genel başkan yardımcısı geçen hafta Diyarbakır'da bir açıklama yaptı. Sayın Sezgin Tanrıkulu. Diyor ki biz HDP'nin 2019'da yayınladığı 11 maddelik tutum belgesini tamamıyla kabul ettik ve ittifak protokolümüze bunu yerleştirdik. O 11 maddelik HDP'nin tutum belgesinde ne diyor? Diyor ki daha fazla demokrasi ve özgürlük için yerinden yönetim, yerelden yönetim sistemine geçilmesi lazımdır. Ne demek bunun manası? Özerklik demek. Ne demek bunun manası? Eyalet sistemi demek. Allah vermesin sonra da uydurma bir referandumla o bölgenin kopartılması, Türkiye'nin bölünüp parçalanması demek. Biz diyor yedili masa olarak bunu kabul ediyoruz, bunu ittifak protokolümüze koyuyoruz. O bölgenin bölünmesi, parçalanması, özellik verilmesi kimin işine yarar? Kürt kardeşimin işine yaramaz. Bu Büyük İsrail planının ekmeğine yağ sürmek demektir. Çünkü bunu isteyenler
Kürt kardeşimin refahı için, özgürlüğü için, huzuru, barışı için bunu istemiyor. İran'dan, Suriye'den, Irak'tan, Türkiye'den parçaları kopartacağım. En sonunda da o parçaları Büyük İsrail'e katacağım. 5000 seneden beri yürüttükleri plan bu. Bunlar Büyük İsrail planına hizmet etmek demektir. Ve biz bunu yedili masa olarak kabul ettik diyor. İşte biraz önce söylediğim gibi, bütün bu felaketlere müsaade etmemek için, bu karanlık zihniyete sahip yedili masaya bu ülkeyi, bu milleti, bu devleti teslim etmemek için yeniden Refah Partisi olarak son derece stratejik bir karar aldık. Bu kararımız inşallah yeniden Refah Partimize de, ülkemize de, milletimize de hayırlı olsun. Rahmetli Erbakan Hoca'nın yine anlattığı bir olay vardı. Diyordu ki Osmanlı döneminde bir sadrazam Ali Paşa varmış. Bu sadrazam Ali Paşa dermiş ki ben önemli bir karar alacağım zaman mutlaka Rus sefirini davet ederim. Bir kahve içeriz, onun fikrini alırım, tavsiyelerini alırım, konuyla ilgili görüşlerini dinlerim. Ondan sonra da özellikle o ne dediyse tam tersini yaparım ve böylece çok hayırlı bir adım atmış olurum. Neden böyle? Çünkü o dönemde Rusya, Rus sefiri Osmanlı'nın iyiliğini istemiyor. Osmanlı'nın menfaatini istemiyor. O ne derse onun dediğinin tersini yapmak hayırlı oluyor. E şimdi bugün de şu yedili masanın destekçilerine bir bakın. PKK'nın yöneticileri, PYD'nin, YPG'nin yöneticileri, FETÖ'nün yöneticileri, LGBT lobileri, dış güçler, Yahudi bankerler, Londra'daki finansçılar. E şimdi bunlar Türkiye'nin, ülkemizin, milletimizin iyiliğini isterler mi Allah aşkına? Bunlar eğer bir yeri destekliyorlarsa bizim ülkemiz için, milletimiz için onların karşısında durmamız gerekir. Onların karşısındaki yerde Cumhur İttifakı'dır, yeniden Refah Partisi. Aynen. Aynen Sadrazam Ali Paşa örneğinde olduğu gibi. Bunlar yedili masa değil, yedili maşa olmuşlar. Yedili maşa. Kimin maşası? Kimin maşası? PKK'nın maşası, FETÖ'nün maşası, dış güçlerin maşası, LGBT lobilerinin maşası. Ayasofya'yı tekrar müze yapacağım. Din dersini kaldıracağım. Ezanı susturacağım. Kur'an öğretilmesini çocuklara engelleyeceğim. LGBT'leri özgür bırakacağım. LGBT'lerin haklarını geri getireceğim. İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceğim. HDP'nin temsilcisi ne diyor seçim konuşmasında? Yedili masa iktidar olursa hapisteki tutsak arkadaşlarımız özgürlüğüne kavuşacak. Kim bu?